Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Max'te çok kullanılan bir komut olan boolean, yani kesme komutunu öğreneceğiz. Nasıl kullanılır? Max içerisinde nerede bulabiliriz? Nasıl objeler kesilebilir? Bunların hepsini öğreneceğiz. Komutun nasıl kullanıldığı hakkında bilgi edineceğiz. Konuyu size basitçe anlatacağım, anlamanız açısından. Fazla karışık anlatmak istemiyorum. Çok basit bir obje üzerinde deneyeceğim. Bunu size göstereceğim ve sizin en kısa bir şekilde anlamanızı sağlayacağız arkadaşlar. Evet, başlayalım. Sahnemizde hazır bir tane Ray Plane var. Sahnemize bir tane Shapra çizelim. Büyüklüğün herhangi bir önemi yok. Sadece burada dikkat etmemiz gereken husus Plane'in birazcık üstünde olsun. Sonrasında bundan bir tane daha Shift komutu ve mouse'un sol tuşuna basılı tutarak çekiyorum. Burada çıkan menüde kopya seçili gelir. Okey diyoruz ve tıklıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada gridleri kapatıyoruz G tuşuna basarak. Bunları iç içe geçiriyorum. Sonrasında bunlara yaklaşalım ve kesişme noktalarını görecek şekilde ayarlayalım. Biraz daha iç içe olsunlar. Evet. Şimdi buradan Compound objeyi seçiyoruz. Burada Boolean'i gördünüz. Bir menü açıldı. Burada Pick Operand B var. Bu bizim objemizi kesilmesini sağlayan bir objenin diğer objeyi kesmesini sağlayan komut. Burada Reference, Move, Copy, Instance seçenekler var. Burada da sahnemizdeki iki obje gözüküyor. Birini A, birini B olarak temsil ediyor. Modifi panelinden devam edebiliriz. Şimdi seçili olan nesne A, seçili olmayan nesnemiz B. Şimdi burada bize dedi A nesnesi B nesnesini kesecek diyor. Operasyonda union, intersection, subtraction, A-B, subtraction, B-A, cut. Bu kata tıklayınca refine, splinter, remove inside, remove outside diyor. Şimdi subtraction A-1 dediğimizde A objesi B objesini keser anlamına geliyor. Boolean bu görevi yerine getiriyor. Subtraction B-A dediğimizde B objesi A objesini keser anlamına geliyor. Şimdi burada sahnemizde iki tane küremiz var. Bu kürenin ikisinden birisi birbirini kesse de olur. Ama mesela şöyle bir model üzerinde çalıştığınızı varsayalım. Bir lavabo düşünün. Lavabonun gider dediklerini açacaksınız. Şimdi keseceğiniz yardımcı objeyi bir silindirden oluşturup deliğin çapını vererek o silindiri oluşturabilirsiniz. Sonrasında Compound objeden Boolean'i seçerek buradaki deliği açmayı sağlayabilirsiniz. O nasıl olacak? Siz öyle bir işlem yaptığınız zaman çizmiş olduğunuz silindir A olacak, delik açılacak objede B olacak. Bu sıralamada Max'e şunu demeniz gerekiyor. A objesi B objesinde delik açmasını istiyorum deyip Pick Operand B dediğiniz zaman orada delik açılır. Ama siz gidip de B-A dediğinizde bu sefer işlemin tam tersi gerçekleşir. Lavabo silindiri keser. Yani sahnenizde bir lavabo silindiri kesemeyeceği için sahnenizde ki hiçbir obje kalmayacak, doğal olarak kaybolacak. Bu da bir hatadır. Yani Max sizi bu konuda uyarmaz. Sadece siz B objesinin A objesini kesmek istediğinizi belirtiyorsunuz. Max de en uygun şartlarda onu kesiyor. Bu hususa dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi subtraction A-1 diyorum. Move'da kalıyor. Pick operand B diyorum. Ve bu A objemiz de bu da B objemiz. Mouse'unuzu B objenin üzerine getirip bir kere tıklıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kesti. Ve o dairenin çapı kadar da bir delik oluşturdu. Biz bunu bir küp de kullanarak yapabilirdik. Bir silindir getirerek içinden de delik de açabilirdik. Şimdi burada olayı
Umarım kavramışsınızdır kesim işlemini. Sağlama yapalım. Tekrar iki objeyi eski haline getirdim. Bu objeyi seçiyorum. Subtraction A-B, pick operand B. Yani B objesi A objesinden kesilecek anlamına geliyor. Arkadaşlar dikkat edin. Burada dikkat edilmesi gereken husus var. Mouse imleci A objesinin üzerinde, pardon, B objesi üzerinde artı işaretine geliyor. Ben bunu A objesine getirdiğimde yok oluyor. Bunun sebebi de bu A-B'yi seçmemiz olduğu için. Bu da subtraction B-A dersem yine bunu seçiyor. Ama bu sefer kendini kesti. İşlemi geri alıyorum. A-B'ye getiriyorum. Ve pick operand diyorum. Yine tıklıyorum. Bu sefer de bu obje kesildi. Aradaki ince farkı anladınız değil mi arkadaşlar? Şurada yapmış olacağınız seçim çok önemli. Hani doğru kesim yapmanız için objeyi iyi seçip hangi objenin hangi objeyi kesmesi gerektiğini iyi kavramanız gerekiyor. Şimdi tekrar işlemi geri alıyorum. Bunu siliyorum. Ve sahnemize bir silindir oluşturalım. Tab görünüş penceresine geçiyorum. Yine gridleri kapadım. Standart parametresinde bir silindir oluşturalım arkadaşlar. Şöyle birazcık da yüksekliğimizi verelim. Sonrasında şuradan döndürme açısını 90'a da getirelim. Rotate ile objemizi, tabi bunu da seçip objemizi yatıralım. Sonrasında silindirin içinden geçecek şekilde üst üste getirelim. Tabi biraz daha yukarı kaldırmamız gerekiyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar biraz daha bu tarafa doğru alalım. Bu obje seçilirken tekrar Comp Obje Boolean diyorum. Burada yine A tire B seçip Pick Operand diyorum. Gördüğünüz gibi ben buna A tire B dediğimizde silindiri kesti. Silindiri dairenin içine geçtiği şekilde aynı eksenlerde kesti ve o halini oluşturdu. İşlemi geri alıyorum. B tire A diyorum. Ve küreye tıkladığımda gördüğünüz gibi kürenin içerisinde delik açtı. Şimdi bu delik açması bize çok faydası olur. Tesbih yapabiliriz. Mesela bir tane nasıl olsa deldik ortasına. Sonrasında bunun ortasından ipe benzer bir obje loft modifier yardımıyla bir tesbih oluşturabiliriz. Değil mi arkadaşlar? Boolean komutu gördüğünüz gibi objeler üzerinde delikler açmaya, onları kesmeye yarayan bir komut. İsterseniz zıt bir işlem yapalım. Bunu silelim. Tekrar standarda gelip buradan bir box seçelim. Şu kısımda box'ımızı oluşturalım. Küçük bir box olsun. Bu pencerede birbirinin üzerine denk gelecek şekilde yapalım. Pardon, daha seçemedik, seçtik. Şöyle getirelim. Sonrasında tab penceresine gelelim. Şu kısmı ayarlayalım. Tamam, tekrar perspektife geçiyoruz. Ve Comp Object'de Boolean seçiyorum. Yine Pick Operand diyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi böyle de bir yüzey oluşturabildik. Mesela bu neye benzedi? Bir robotun kafasına benzedi. Ve bu şekilde oluşturduk arkadaşlar. Tam tersini yapalım biz bu işin. A-B diyelim ve tekrar tıklayalım. Bu sefer de kübümüzün yüzey silindire, pardon, küreye benzedi. Bu gibi işlemler modellemede çok işinize yarar arkadaşlar. Yalnız dikkat etmeniz gereken bir husus var. Mesela dediğim gibi bir lavabo modellediğinizi varsayıyorum. Editable Poly ile. Sonrasında lavabonun gider deliklerini açacaksınız. Sifon geleceği deliği ve üst taşırma deliğini yapacaksınız. Delikleri açtınız ve tekrar modifier panele geldiğinizde bakıyorsunuz Editable Poly yok. Neden yok arkadaşlar? Bunu da söyleyeyim ben size. Boolean komutunu uyguladıktan sonra objeniz üzerinde herhangi bir değişiklik yapma hakkınız kalkıyor. Yani editable olabilir, editable mesh olabilir, nops olabilir, spanline olabilir. Boolean bunların hepsini yok ediyor arkadaşlar.
hiç mi işlem yapamayacağınız anlamına gelir. Bu tabii ki hayır. Tekrar obje üzerine sağ tıklayarak convert to table poly vesaire vesaire diye modelleme komutlarına birisi seçerek devam edebilirsiniz. Ama objenize smooth uygulamış olabilirsiniz. Yüzeydeki poligon ve segment sayısının fazlalığında göz önüne alın ve düşünün modellemenin ne kadar zor bir aşamaya geleceğini varsayın. O yüzden yani bu komutu kullanırken çok dikkatli olmanız gerekiyor. Kullanmadan önce modellediğiniz obje üzerindeki bütün işlemlerin hani o komuta kadar bitmiş olması gerekiyor. Yani bu işlemi yapacağınızda da bütün modellemeyi bitirmiş olmanız çok önemli. Ondan sonra işte dedik mi açarsınız artık keser misiniz? Ne yapmanız gerekiyorsa o işlemi yapabilirsiniz. Ama ha ben bunu modelledim. Ha ortasında iki delik açayım derseniz boyun komutu sizin table polinizi yok ediyor. Üzerindeki smooth komutunu da geçerli varsayarak çoklu bir model çoklu model derken poligon sayısı çok olan bir modeli karşınıza çıkartıyor. Sonra tekrar convert to poly dediğiniz zaman yüzeydeki poligon sayılarının fazlalığından dolayı modelleme işleminiz biraz daha zahmetli olur arkadaşlar. Bu komutu kullanmadan önce bir daha tekrarlıyorum. Modellemenizin tamamıyla bitmiş olmasına özen gösterin. Umarım bu ders faydalı olmuştur arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin.